Genel Sekreteri Jens Stoltenberg müttefiklerden Ukrayna'ya daha fazla mühimmat sağlamasını istedi. Bunun için yalnızca harcama değil, aynı zamanda üretimle yapılması gerektiğini söyledi. Ukrayna'nın Türkiye ile yakın çalışmasının da Rusya'yı püskürtmek konusunda yararı oldu dedi. Elbette tüm müttefiklerin Ukrayna'ya destek, mühimmat ve aynı zamanda her türlü askeri teçhizatı tahsis etme iradesine ihtiyacımız var. Her türlü askeri teçhizatın Ukrayna'ya bir an önce teslim edilmesini istedi. Her şeyden önce NATO, Avrupalı müttefikleri yıllardır üretim yatırımlarını arttırmaya çağırıyor ve elbette savunma üretimini arttırmanın tek yolu da daha fazla harcama yapmak. Savunma sanayine yatırım yapın, harcamanızı arttırın dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir kez daha hem Ukrayna için hem de NATO ordularının tamamı için daha fazla askeri mühimmat istedi. Bunu NATO müttefiklerinin halklarının da istediğini söyledi. NATO vatandaşları da cesur Ukraynalılarla güçlü dayanışma göstermeye devam ediyor. İttifak genelinde halkın 2/3 ülkelerinin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesini istiyor. Bu önemli çünkü NATO müttefikleri tüm askeri yardımın %99'unu sağlıyor. Ukrayna'nın en büyük zaferlerinden birinin Rusya'yı Karadeniz'de geri püskürtmek olduğunu belirten Stoltenberg, bunun Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'la yakından çalışarak elde edildiğini söyledi. Genel Sekreter NATO'nun savaşlara ne kadar yatırım yapacağını da açıkladı. Buna göre Avrupa ve Kanada toplam 470 milyar doları savunma yatırımlarına harcayacak. Bu harcama tarihin en yüksek savunma harcaması olacak.